Merhaba, bugün birlikte bir sanal dünyaya yolculuğa çıkacağız. Özellikle izleyeceğiniz görüntülerden sonra heyecanlanmanız mümkün. Bilim kurgu filmlerinde gösterilen teknolojiye çok yakınız diyebilirim. Nasıl mı? Anlatalım. Bu izlediğiniz görüntülerin içinde olabileceğinizi söylesem şaşırmayın. Çünkü izlediğiniz görüntüler artık bizim bir sanal dünyamız olacak. Az önceki görüntülerde Metaverse Player Nan lakaplı oyun geliştirici uzmanının gerçekçi grafikler ile tasarladığı yaklaşık 64 kilometrelik genişlikte Prolog Dünyası adlı bir oyun evreninden kesitlerdi. Peki bu Metaverse nedir ve nasıl ortaya çıktı? Bilim kurguda ilk kez bir terim olarak ortaya çıkan Metaverse için sanal gerçeklik alanı dememiz mümkün. Binalar, arazi, avatarlar ve hatta isimlerin alınıp satılabildiği genellikle kripto para birimi kullanılarak paylaşılan sanal dünyaları ifade ediyor. Bu ortamlarda insanlara tamamen özgürlük aşılanıyor. Arkadaş edinilebilir, arkadaşlarınızla dolaşabilir, hatta binaları ziyaret edebilir, mal ve hizmet satın alabilir ve etkinliklere katılabiliyorsunuz. 90 pazarda 200 ofisi bulunan New York merkezli bir küresel pazarlama iletişim ajansı olan Wunderman Thompson'ın oyun ve e-spordan sorumlu yetkilisi Grant Peterson'ın Metaverse hakkında tanımı ise heyecanlandıracak cinsten. Thompson özellikle kullanıcıların farklı sanal dünyalarda ziyaret edebildiği ve o dünyalar arasında geçiş yapabilme özelliğine sahip olabildiği kalıcı bir sanal dünyanın yaratılmasına Metaverse yorumunu katıyor. Sanal evrendeki gerçekçi mekanlar, gerçek dünyadaki finansal faktörler gördüğümüzde neredeyse birebir aynı olan ekonomik mekanizmaların ve hatta iş istihdamının bulunduğu sanal bir ekonomiden güç alınacağı söyleniyor. Risk yatırımcısı Peki McCormick'ın özgün tanımı ise oluşturulacak sanal avatarların çeşitli özellikler ile sanal evrende etkileşimsel olabildiği ve birçok özgürlük tanınabildiğine işaret ediyor. Örneğin bir mağazaya gidip avatara bir giysi satın alabiliyorken sonrasında bir spor mağazasına gidip beğendiğiniz ayakkabının fiziksel dünyadaki adresinize teslim edilmesini sağlayabiliyorsunuz. Daha da şaşırtıcı olan ise bir sanal konsere gidebildiğiniz, sonra bu konseri dinlerken arkadaşlarınızla gerçek dünyada yürüyüş yapabildiğiniz bir evren. Peki Metaverse sanal dünyasında olsanız siz neler yapardınız? Düşüncelerinizi yorumlarda yazmanızı bekliyoruz.